Kaç doğumlusun ve yükselen burcun ne? Atanınca tüm dertler biter gibi hissediyorum. Bitiyor mu? Vallahi güzel bir soru gerçekten. Bu sefer de geleceğim ne olacak? Son dönemlerde biraz bu durumlar canım sıkıyor. İstediğim gibi olmuyor tabii ki her şey. Lazer ne oldu hocam? Memnun musunuz? Bu olaydan hiç bahsetmedim. Bebek düşünüyor musunuz? Çok özel geliyor çünkü bana. Böyle bir düşüncem yok kesinlikle. Tam böyle yeni kaynaşmaya başlarken benim başka bir okula tayinim çıktı. Tayinimizi oraya istiyoruz. Bilinmezlik beni bazen korkutuyor yani. Ne olacak? Merhabalar herkese. Uzun zamandan beri bir soru cevap videosu çekmemiştim. Son ne zaman çektiğimizi bile hatırlamıyorum. Belki büyük ihtimalle Feyyaz'la çekmişizdir. Bu akşam böyle YouTube perileri gelince, böyle bir YouTube'a video çekme aşkı gelince dedim ki, Instagram'da da zaten ne zamandan beri çekmek istiyordum. Sorularınız varsa hadi yöneltin. En azından onlar hakkında biraz konuşalım istedim. Aslında videoyu yarın çekmeyi planlıyordum. Fakat şimdiden bile 8-9 soru gelmiş ki daha paylaşalı 10-15 dakika falan oldu. Ben de dedim ki en azından hani bu soruları videoda cevaplayayım. Böyle ara ara size sohbet videoları, işte bu tarz videolar geliyor. En azından bu videoları diğer soruları da başka bir videoda yanıtlarım. Yarın yanıtlarım diye düşündüm. Çünkü yarına kadar eminim bayağı bir soru gelecek. En azından hani video çok uzun olsun istemiyorum. Yani kısa videolar daha böyle çerezlik, daha güzel oluyor sanki. Uzun videolar böyle belli bir şeyden sonra sıkabiliyor gibi geliyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama açıklama kısmında elimden geldiğince yazmaya çalışacağım. Anca böyle şey, YouTube'la ilgileniyorsam ya da hiç işim yoksa yazıyorum ama ne bileyim bazen videoyu yayına koymayı unutuyorum. Sonra diyorum ki bu videoyu paylaşmamışım hadi paylaşayım falan diye böyle ani bir kararla video paylaşmayı düşünüyorsam orada koyamıyorum. O yüzden söz vermeyeyim ama koymak istiyorum ne sorusundan bahsettiğimi, neden bahsettiğimi. Kısacası böyle kanala da arada sohbet videoları da geliyor biliyorsunuz. Hatta az önce bir tane çektim. Uzunca bir 25 dakikalık ev sohbetleri videosu oldu. Bu da ev sohbetlerinin soru cevap versiyonu olur. Birkaç tane soru gelmiş. O zaman onları cevaplayalım. Böyle kısa 10'ar dakikalık böyle soru cevap yaptığımız bir video serisi istiyorum. Böyle ara ara bu tarz hani soru cevaptır sohbet videolarıyla daha kanalı güncel tutmak istiyorum. Çünkü bence şey oluyor böyle. Video çeken kişiyle bir bağ kuruyorsanız onun ne videosu olursa olsun izliyorsunuz. Yani bende en azından öyle oluyor. Çok sevdiğim YouTube kanalları var. Ne videosu koyarsa koyayım izliyorum. Mesela YouTube günlüğümü gerçekten çok seviyorum. Şimdi de Ezgi'nin kanalını mesela seviyorum. Ne videosu koyarsa koysun izliyorum. Çünkü bir bağ kuruyorsunuz o kişiyle aranızda. Ya da hani illa yüz yüze tanışmış olmanıza gerek yok. Fakat böyle ne bileyim o bağ kurulmuyorsa ya da sadece işte ne bileyim vlogtur, sadece bilgi verici videolar olunca çok o bağ sanki kurulmuyor gibi. Böyle sohbet videoları sanki videolardaki karşındaki kişiyi böyle daha tanımana yardımcı oluyor, daha karşındaki kişiyle bağ kurmana yardımcı oluyor, daha samimi bir ortam oluşturuyor sanki, bilmiyorum ama o yüzden ben bu tarz videoları da seviyorum. Öyle bir de sizlerle etkileşim halinde oluyoruz ya soru cevaplarda özellikle. Güzel oluyor. O zaman ilk soruyla başlayalım. İlhan Hatice'den gelmiş. İlhan Hatice demiş ki tek çocuk musunuz? Evet tek çocuğum. Aslen Bursalıyım. Şu an görev yaptığım için Batman'da bulunuyorum. İngilizce öğretmeniyim. Belki videoya ilk defa geliyorsanız en azından bu bilgileri de böyle. Sen kaç doğumlusun ve yükselen burcun ne? 96 Şubat doğumluyum. Fakat yükselen burcumu gerçekten bilmiyorum. Gelin şu an bakalım yükselen burcuma. Benim burç olayımı biliyorum. Kova burcuyum. 12 Şubat. Ama yükselen burcumu... Ya benim burçlarla aram çok iyi değil. O yüzden yükselen burcumu falan hiç... Baktım ama vallahi hatırlamıyorum. O kadar. Çok önceden bakmıştım. Yükselen burç hesaplama yazdım. Bu yükselen burcum ikizler çıktı. Ama benim bildiğim kadarıyla bu yükselen burç olayı sabah akşam saatine göre değişir mi? Yani 11.45 yazdım ya. 11.45 mi tam ben de bilmiyorum ama ikizler burcu çıktı yükselenim. Enteresan. Evet şu an Feyyaz geldi dış ses olarak videoda biraz bize eşlik edecek. Evet sana şimdi soruları İsim de okuyorum bu arada ben. Atanınca tüm dertler biter gibi hissediyorum. Bitiyor mu? Vallahi güzel bir soru gerçekten. Aynı şeyi ben de düşünüyordum. Yani atandıktan sonra bütün dertler biter. İşte daha da rahatlarım gibi düşünüyordum ama bu sefer de farklı dertler başlıyor ki günümüzde bence en büyük problemlerden bir tanesi de ekonomik sıkıntı. Tabii ki şöyle bir rahatlık var. Hani şunu biliyorsunuz her ay evime düzenli olarak şu kadar maaş giriyor gibi dertler başlıyor ama
Bizim bir de evlilik durumu olunca işler de daha böyle karıştığı için ister istemez hani buradayız, Bursa'ya döneceğiz falan. İster istemez bu tarz şeyler de böyle bir ya gündeminiz değişiyor kısacası. Atanmak gündemi bitiyor. Bu sefer de geleceğim ne olacak? Hani gittiğim şehirde sürekli hani biz burada zaten uzun yıllar boyunca kalmayı düşünmüyoruz. Tayin durumu olacak elbet. Bilmiyorum ne zaman olur ama o zaman oraya gidince ne olacak? Ülkenin ekonomik durumu biraz insanı endişelendiriyor. Yani geleceği biraz görememe gibi bir durumlar oluyor. Bu son dönemlerde biraz bu durumlar canımı sıkıyor. Ama tabii ki şu olay güzel. Her ay maaşınızın yatması ayın 15'inde. Bu güzel bir rahatlık diyebilirim. Ona göre en azından biraz daha adım atabiliyorsunuz. Daha planlayabiliyorsunuz bazı şeylere. Ama ya bütün dertler bitmiyor. Eminim bu sefer de başka dertler çıkacak. Ne bileyim ailevi dertleriniz olabilir, çevresel dertleriniz olabilir, farklı şeyler olabilir. O yüzden hayat yani aslında atamak her şey olmuyor. Ama yine de büyük bir konfor sunuyor da diyebilirim. Yani bu herhalde 5 sene önce sorulsa değil mi? Çok daha güzel şeyler söylerdim belki ama evet. Şu an işte memur maaşlarının durumu malum. Yani bence biraz negatif taraflar var. Yani. Neyse diğer soruya geçelim. Özge İnan sormuş. Atanmak, şehir şehir gezmek nasıl bir duygu? Hayallerimden birisi, ben de çok istiyorum yazmış. Evet, bunu bana yazan çok kişi oluyor. Şehir şehir geziyorsunuz, oraları gördünüz. Gerçekten o kadar çok mutlu ediyor ki beni. Zaten hedeflerimden bir tanesi buydu. Hatta bir önceki videoda da sohbet ettiğim videoda da bunu söyledim. Ya atandıktan sonra gezmek istiyordum ama işte son dönemlerde hele ki bu sene gezilerimiz bayağı bir azaldı ama yine de bayağı bir hani gezi de yaptık aslında bakıldığında. İstediğim gibi olmuyor tabii ki her şey. Bu da tabii ki benim elimde olan, bizim elimizde olan bir durum değil. Yani bu genel olarak ekonomik problemlerle alakalı ama gerçekten güzel bir duygu. Özellikle buralara gelmediğim için daha önce farklı kültürler, farklı yerler, buraları gezmek, buraları görmek insanı çok mutlu hissettiriyor. Farklı insanlarla tanışıyorsunuz, farklı yerler görüyorsunuz, kültürler görüyorsunuz, diller, dinler. Bu da insana çok şey katıyor diye düşünüyorum. İnsanın hani bakış açısı değişiyor. Yani daha ufkunuz genişliyor ya da farklı bir açıdan bakabiliyorsunuz olaylara. Bu çok iyi bir yönü ve tabii ekonomik bir özgürlüğünüz olduğu için de daha rahat geziyorsunuz. Yani hani ben şunu biliyorum ki evet bu kadar maaşım yatacak ve ben bu ay bununla bunları yapabilirim gibi. Bu da ister istemez insanı biraz daha rahatlatıyor diyebilirim. İnşallah siz de kısa zamanda hayallerinize kavuşursunuz. İl il, şehir şehir, ülke ülke gezersiniz. Geçen sene çok gezdik. Geçen sene ilk senemizdi. Buralara geldik. Buraları keşfetmek benim o kadar çok hoşuma gidiyordu ki neredeyse Batman'ın komşu illerinde gitmediğimiz yer kalmadı. Batman'ı da geçtim artık. Hani bu doğu bölgesinde bayağı bir yere gittik. Bu da gerçekten beni çok mutlu hissettiriyor. Zaten kanalda da gezi videolarımızın hepsi mevcut. Nereleri gezdik, neler yaptık. Kars'a, Gürcistan'a kadar uzanan yolculuklar oldu. Onları da izleyebilirsiniz. Yolculuğumuzda bu maceralara ortak olabilirsiniz. Lazer ne oldu hocam? Memnun musunuz? Bu olaydan hiç bahsetmedim. Vallahi şimdiye kadar neden gitmemişim dediğim bir durum lazer olayı. O kadar büyük kolaylık ki size anlatamam. Gitmediyseniz mutlaka gidin. Ben hep böyle şeyden korkuyordum. İşte acı işim düşük diye böyle korkudan gitmedim açıkçası şimdiye kadar. Ama hiç öyle bir durum yok yani. Ben bunu diyorsam kesinlikle gidebilirsiniz. Aşırı büyük bir kolaylık. Ben burada Batman'da Lazer Life'a gidiyorum. Gayet de memnunum. Hani isim soranlar olacaktır şimdi. O yüzden hani videoda söyleyeyim dedim. Birkaç yere de baktık. Buz Lazer falan değil bizimki. Epicare sanırım. Bu Alexander Epicare cihazın adı da. Tabii ki siz kendi hani siz uygun hangi cihazı istiyorsanız ona göre de yer bakabilirsiniz. Ama ben memnunum. Ne kadar oldu? Kasım'dan beri gidiyorum. Yani 5, 6, 7. seans falan oldu. Gözle görülür aşırı bir değişim var diyebilirim. Bebek düşünüyor musunuz? Bu soru sanırım bir tane daha bir yerde geldi. Ya ya bu soru bana çok özel geliyor açıkçası bu soruyu. Ben daha önce hep sürekli soruluyor evlendiğimizden beri. Sosyal medyada yazanlar oluyor falan. Hiçbir yerde cevaplamadım. Çok özel geliyor çünkü bana. Burada ilk o zaman cevaplayayım. Ya öyle bir düşüncem yok açıkçası en azından birkaç sene. Çünkü daha
yeni evlendik, buraya yeni geldik, burada kimsemiz yok. Hani çok büyük bir sorumluluk bence çocuk. Öyle hadi olsun çocuğum olsun gibi bir düşünce değil. Her yönüyle düşünmek gerekiyor bunu. Hazır mısın? Ekonomik olarak, psikolojik olarak her açıdan hazır mısın? Öyle bir şeyde olduğumu düşünmüyorum kendimin. O yüzden ileride inşallah belki ama en azından şu an öyle bir düşüncem yok kesinlikle. İlhan Hatice sordu. Okulda iş arkadaşlarınızla aranız nasıl? Dışarıda Hı-hı. görüşüyor musunuz? Benim okulum değişti biliyorsunuz. İlk atandığım okul değil, daha sonra norm durumu oldu. Farklı bir okula geçtim. İş hani ikinci dönem tabii ki alışmak falan farklı oldu. İkinci dönemde dönem ortasında giriyorsunuz. Hani insanlara alışmak falan ama gayet iyi yani. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. İlk gittiğim okulda da öyleydi. Bu gittiğim okulda da öyle. Hani öyle şey birisi değilimdir. Genel olarak insanlarla aram hani iyidir ya, öyle bir çıkıntılık yapan ya da az çok beni zaten videolarda tanıyorsunuzdur. Dışarıda görüşme olayı da açıkçası şu an yok. Yeni okuldan dışarıda görüştüğüm birisi. Aslında eski okuldan da yok sanırım. Eski okuldakilerle çok kaynaşma fırsatı olamadı. Pandemi girdi, dışarıda görüşmeler olmadı gibi derken tam böyle yeni kaynaşmaya başlarken benim başka bir okula tayinim çıktı. O yüzden orada öyle bir durum oldu. Burada da şu anlık yok. Yani dışarıda görüştüğüm birisi. Yusuf Bilge sormuş. Gelecekle ilgili planlarınızı merak ediyorum. Senin, Feyyaz'ın iş vs. bir de bebek planlıyor musunuz? İnanesine evet, yani. İkinci bebek sorusu. Onu cevapladık herhalde. Gelecekle ilgili planlarımız şöyle. Buradaki süremizi tamamladıktan sonra tayinimizi ailelerimizin olduğu ya da daha ne bileyim Bursa ya da ya komşu il olabilir. Balıkesir falan belki oralar. Oralara istemek istiyoruz. Tayinimizi oraya istiyoruz. Feyyaz'ın biliyorsunuz ofisi vardı. Fakat benim tayinim sebebiyle ofisini kapatmak zorunda kaldı benim yanıma gelmesi için. Onun öyle bir yine ofisini açma gibi bir planı var. Değil mi? Kısa sürede. Yani çok şey değişir. Çok şey yani, değişir. Çok evet. Düşünüyoruz bunu. Evet. Ama her şey olabilir yani. Hiç belli olmaz ama şu anlık böyle bir planımız var. Bakalım gidebilecek miyiz daha istediğimiz yere. Düşüncelerimiz de var aslında. Ya daha farklı şimdi düşünceler var. Evet hani şimdi çok böyle kesin olmadığı için tamamen bir bilinmezlik. Hatta bu bilinmezlik beni bazen korkutuyor. Yani ne olacağını bilememek, ne bekliyor beni bir sene sonra, hatta iki sene sonra ne beni bekliyor. Bu beni bazen böyle kaygıya sebebiyet veriyor. Belki Feyyaz'la bununla ilgili bir video çekebiliriz. Hani gelecek kaygısı falan güzel olabilir. Ben bazen ben çok hassas biriyim. Böyle şeylere de çok takıyorum kafama ister istemez. Üzen durumlar da oluyor. Hani burada tam bir düzenimiz oturmadı ister istemez. Ve artık hani düzenim otursun istiyorum. Ne bileyim. Buradaki evimiz biraz daha öğrenci evi gibi. Ya bilmiyorum. Normal bir evli çift gibi bir evimiz olsun istiyorum. Ve Feyyaz'ın iş durumları işte umarım o da kendi ofisini açar ya da farklı planlarımız olur. Farklı yerlere yöneliriz. Bilmiyorum ama şu anlık böyle. Gelecek kaygısıyla ilgili hani aslında videoda da söylemiştik. Bir ara konuşmuştuk da bu konuyu. Evet. Yani bu konu şöyle bir konu. Şimdi gelecek kaygısı gerçek bir tehdit varsa kaygılanman normal ve seni koruyan bir şey olur. Ama sahte bir tehdit varsa ya da senin kafanda büyüttüğün bir şey varsa o zaman evet kaygıdır ve bir problemdir. İşte ruh sağlığı alanında bir çalışılması gerekir. Bence sanki şu an biz haklıyız yani gelecekle ilgili kaygılanmaktan. Ben evet. böyle düşünüyorum. Çünkü yani şöyle düşünün işte izleyenler de şu an yani bir iki sene önceyi düşünün bir de bugünü düşünün. Nereden nereye geldik? İki sene sonra da gerçekten öngöremiyoruz ve bu da bir kaygı yaratıyor. Ama bence bu normal ve belki tabii. bizi koruyan bir kaygı. Yani şu an yaptığımız birçok şeyi de biliyorsun buna yönelik evet. zaten. Belki bir videoda neler yapıyoruz. Hani değil aynen. mi? Gerçekten. Şimdi benim seansım var artık. Tamam o bunu zaman. Bunu sonlandır lütfen. Tamam videoyu kapatıyorum artık. Belki bir videoda neler yaptık. Çünkü sizinle açıklamadığımız bazı şeyler de var. Bu Bursa'da 15 tatil falan onunla ilgili video bile gelmedi. Neyse onlardan biraz bahsederiz. Son dönemlerde neler yapıyoruz geleceğimiz için. Belki bir videoda Feyyaz'la birlikte çekmek istiyorum. Bu konulardan bahsederiz. Şimdilik soruları burada bitiriyorum. Daha gelen sorular var ama video çok uzamasın diye bu videoyu burada bitiriyorum. Geri kalan soruları da yarın cevaplamaya çalışacağım. Bütün sorular gelmiş olur herhalde diye düşünüyorum ama elimden geldiğince bu
soruları da burada cevaplamak istedim. Sorular için çok teşekkür ederim. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Orada daha çok aktif oluyorum. Zaten soruları da oradan sordunuz. Videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Bu da bana motivasyon olacaktır. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Gelecek videolarda tekrar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.